Esselamu Aleyküm muhterem izleyenler. Dünden yarına programımızla huzurlarınızdayız. Hamdolsun Ramazan ayına ulaştık. Ramazan ayına giriyoruz, girdik. Bu programımızda Ramazan'ı konuşacağız. Ramazan ayını özellikle Müslümanlar bu ayı nasıl e, ihya etmeli, nasıl, e, bu ayda nasıl davranmalıyız, neler yapmalıyız. Değerli hocam, Doktor Abdülkadir Turan hocamla konuşacağız. Hocam şimdi Ramazan'a girdiğimizde hadis-i şerifte şeytanlar bağlanır e, ifade buyuruluyor. İlginçtir ama eskiden daha fazlaydı yalnız. Hani bir haksızlık yapmayayım. Bundan 25, 20, 25 yıl önce mübarek sanki şeytanları Ramazan'da salıyorlardı. Televizyonlarda inanılmaz derecede yani Ramazan'ı konuşmuyorduk. Ramazan'ın Müslümanlar için ne ifade ettiği konuşulmazdı. Her zaman her şey tartışılırdı. Şu var mıdır bu var mıdır ve şey adeta dalga geçer gibi. Birileri sanki gündemi saptırır gibi böyle bir süreç vardı. Hani bu azaldı. Hak, yani hakkaniyetli olmak lazım. Ee, biz niye Ramazan ayında Ramazan'ı konuşamıyoruz? Ramazan'ın bereketini, evet. Ramazan'ın faziletini konuşamıyoruz. Hep birileri bizi bir tartışma mecrasına çekiyor. Evet, uzun bir e, mesele doğrusu. E, çok uzun bir mesele. Çok dehşet arka planı olan bir mesele. Şimdi bu modern çağ istilasını, İslam dünyasına yönelik diğer istilalardan ayıran bir ayrıcı, böyle bir alamet ve farikası var. Bir ayrıcı özelliği var. Çok mühim bir niteliği var. Biz de özellikle Moğol istilasına kadar hiçbir şekilde düşmanımız bir iç, bize karşı bir iç organizasyona gitmezdi. Yani diyelim ki Bursa'yı istila edecekse Bursa'da sapmış bir dindarlık türü üretmeye çalışmazdı. Buna cüret etmezdi. Bizans'ın İslam'la mücadelesi çok uzun sürmüş bir müca mücadeledir. Ee, ve o mücadelede Bizans böyle bir girişimde bulunmamıştır. Hı. Elinde bir çok sayıda papaz bulunması rağmen Katolikliğin İslam'la mücadelesi yine çok uzun bir mücadeledir. Katoliklik de böyle bir mücadeleye girişmemiştir. Yer yer zayıf kalan Yahudiler bu mücadeleye girişmişlerdir Müslümanlar içerisinde işte Sebe'iye fırkası gibi fırkalar hı hı. üreterek. Hı hı. Bu zayıf düşmandır. Biz esasen ilk kez Moğol istilasında sadece Doğu İslam dünyasında yani Gazali fikriyatının ihyasının iktidarlaşamadığı Bağdat'ın doğusunda kalan İslam dünyasında zayıf Müslüman unsurların ...ülema artıklarının e, Moğollar etrafında buluşup onları öfkelendirmeyecek dini eğilimlere yönelişlerine şahit olduk. Hı hı. Yani Moğol burada gazai ön plana çıkaran İslam'ın medeniyet ve iktidar yanını önemseyen bir e, İslami tarz yerine istilaya boyun eğecek, ikirden şey, dönüştürmeye kendi yaymayı her şeyin önüne geçirecek hı hı. E, akımlara destek e, verdi. Batı bunda çok kendi geç kalmış kabul etti. Ve yine Yahudiler bunu kabul ettiler ki Batıya. Yani bakın Haçlı seferleri etkili olamadı. Haçlılar yenildikleri zaman kendileri değiştiler bizi değiştiremediler. Halbuki Moğol yenildikten sonra kendisi de değişti, bizi de değiştirdi. Hı hı. Arada bir fark oluştu. Evet. Buna karşı çok mümkündür ki Napolyon sonrası Fransa'da kurulan enstitüler, çoğu Yahudilerin gözetiminde olan enstitüler şöyle bir noktaya geldiler. Dediler ki biz bu İslam alemini nasıl hem yenip hem bu yenilgiden etkilenmeyebiliriz. Hoş bu mümkün değildi. Yani İslam'ı yenseniz de İslam'a yenilseniz de işte etkileniyorsunuz. Bugün Avrupa'ya çok sayıda Müslümanın yerleşmesi İslam dünyasının istilasının bir neticesidir. Evet. Eğer İngiltere İslam dünyasını istila etmeye kalkışmasaydı yani e, şey Hindistanından Hint Hindistanından Müslüman Hindistan'a geçmeseydi hı hı. E, ve e, diğer noktalardaki Nijerya'da buna benzer şeyler oldu. Afrika'da. Evet. E, Afrika'da e, dışarıdan oradaki Mülkleri sömürseydi Arabistan'da yaptığı gibi Bugün Avrupa'daki Müslüman nüfus Oluşmayacaktı hı hı. İngiltere'de kendisi kalacaktı Lakin bizimle uğraşan herkes Bizden etkileniyor Bu çok ilginç bir şey Mesela 400 yıl Bir Yunanistan'a bakıyoruz Bir Bulgaristan'a bir Macaristan'a bakıyoruz 400 yıl Müslümanlar yönetmiş Oradaki Müslüman nüfus Bulgaristan'da biraz Türkler var Oldukça az Ama bir Fransa'ya bakıyoruz %10'u geçmiş İngiltere bakıyoruz yüzde Bu çok ilginç bir şey. Ki Fransa ve İngiltere Müslümanlar tarafından ele, ele geçirilmemiş. Ya biz mahkumken dahi bizden etkileniliyor. Yani bunun da yani böyle bu bir çok Bunun, bunun böyle bir bir şeyi var. Şimdi adamlar e, iyi çalıştılar. Özellikle İngiltere Propaganda Bakanlığı çok sağlam çalışmalar yaptı. Bir dedi daha önce burada kısmen işlemiştik. İslam temelde nasıl yayıldı? Sonra İslam'ın medeniyet yanı, Üç, İslam'ın haşa zafiyetleri, Müslümanların zafiyetleri. Hı hı. Bu yönde 20. yüzyılda e, Arnold'la başlayan bu İngiltere Propaganda Bakanlığı'nın İslam'ın e, yayılış tarihi kitabının yazarı Arnold'la başlayıp e, Lewis'le e, biten bizim çok ciddi bir laboratuvar sürecine tabi tutulma sürecimiz var. Ve şu noktaya geldiler. İslam çok güçlü. Çok dehşet dinamik bir din. Ha, bu bir taraf. Şu alaka dursun bir. Öte yandan e, dedi ki bunlar Müslümanları dönüştürerek ancak İslam dünyasını istila edebileceğine inandılar. Şimdi çok güçlü bir İslam var. Hı hı. Ama siz de Müslümanları dönüştürerek İslam dünyasını değiştirmek durumundasınız. Bu batıya çok dehşet bir problem. Batı için çok dehşet bir problem ortaya koydu güçlü bir dine karşı istila gerçekleştirmek. Bir kere şunu gördüler. Müslümanlar cephede yenilmiyorlar. O halde dediler biz düşünce ve yaşam tarzı üzerinden bir devşirme gerçekleştirelim. Moğolların hakimiyet dönemi dışında ve bazı Yahudi grupların bazı fitne hareketleri dışında hiç denenmemiş bir yöntemdi. O güne kadar. 1200 yıl geçmişti aradan. 1300 işte 70 yıl falan yok. 1.170 şey, şey yıl falan, yaklaşık 1200 yıl geçmişte aradan. O güne kadar hiçbir şekilde Müslümanların içinde farklı bir düşünceyi, farklı bir inancı yayarak Müslümanları devşirip hakimiyet altına alma yöntemi denenmemişti. Bazı istisna durumlar hariç. Bunlar o noktada batılı düşünce ve yaşam tarzını bir istila aracına dönüştürdüler. Dediler ki İstanbul'da elit sınıfın evlatlarının, saray paşalarının çocuklarının biz batılı bir yaşam tarzına kavuşturursak bir, batı düşünce ve yaşam tarzına bu çocuklar düşüncede İslam'dan koparlar fikriyette. Hı, hı. Hissiyatları Müslüman kalsa dahi. Yaşamda da İslam'dan koparlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde ulaşamadığımız Müslümanı Beyoğlu meyhanelerine çekip aynı masada onunla bulaşma imkanı bulacağız. İstihbari olarak sistemin içine girme imkanı elde edeceğiz. Bir. İkincisi eğer biz bunları büyütür, destekler ve iktidar ortağı haline getirirsek İslam dünyası gücünü İslam'dan alıyor. Bunlar bir kere İslam'ın gücünden yoksun kalırlar. Bizimle eşitlenirler. Bu bir kazanç. İkinci kazanç, bunlar bizim hesabımıza bir de İslamla mücadele ederler. Artı Müslüman toplumlar tepelerinin değiştiğini görünce hı hı. zulüm görse dahi Müslüman toplum dış düşmana karşı devlete itaat ediyordu. Evet. Eğer Müslüman toplum devletinin değiştiğini görürse hı hı. isyana geçer. Bu da beraberinde iç çatışmayı getirir. Müslüman çözülmesine yol açar. Müslüman çözülmesi demek dış istila demektir. Biz de dış istilayı gerçekleştiririz. Bu yönde bir hareket gerçekleştirdi. Bu, bu, çok, bu çok önemli. Yani anla, şey yapayım. Anladığım kadarıyla. E, e, bir yatırım var. Bizim topraklarda bizim günahkarlarımıza yönelik bir yatırım. Yatırımı oraya yapmış. Günaha yatırım yapıyor. Ve günahı merkeze çekerek toplumu çökertmeye çalışıyor. Aynen. Korkunç bir şey bu. Bu bizde ilk kez deneniyordu. Evet. Biz buna hazırlıklı değildik. Hazırlıklı olmadığımız için bunun karşısına bir süre sersemledik. Lakin böyle 19. yüzyılın sonlarından başlayarak ama 20. yüzyılın başlarında dehşet bir ihya hareketi geliştirdik. Biz burada bu operasyonun iki ayağı vardı. Müslüman birliğini bozmak ve Müslümanları bozmak İkisi birbirini tamamlıyordu. Hı hı. Biri nerede başlıyor, diğeri nerede bitiyor seçmek çok zor. Siyasal ve sosyal parçaları. Tabii tabii, yani Müslümanı Müslüman, Müslümanı bozuyor ve Müslüman birliğini bozuyor. Hı hı. Böylece bizi hem köklerimizden koparıyor, hem birbirimizden koparıyor, birbirimizden ayrıştırıyor. Evet. Biz bunu buna karşılık yoğunca bir İslam'ın birliğini vurgulamaya başladık. Fakat bozulmuş ve artık pek çok değeri uyuşmuş bir Müslüman toplumu birleştirmek, bir araya getirmek de mümkün değildi. Buna karşılık biz İslam'ı ihya'ya çalıştık. Ve bu İslam'ı ihya'ya çalışırken bu operasyonu dikkate alarak ihya ettik. Dolayısıyla hızla İslam'ın faziletlerini anlatmaya başladık. Biz şunu çok geçen anlattım ben gençlere bir seminerimde. Şimdi 19. yüzyılda Avrupa'da yoğun hala bir gizli kölelik var. İngiltere'de gizli de değil. Amerika'da açıktan bir kölelik var. 1960'a kadar sürdü. Fakat gel gör ki bizim İstanbul'umuzda Sami, Paşazade, Sezai diye düşünce ve yaşam tarzı olarak batıllaşmış bir genç, hı hı. Sergüzeş diye bir romanda bir odalık kız dedikleri yani yarı cariye bir kızın yaşadığı sıkıntıları romanlaştırıyor ve İslam dünyasında sanki bir Dehşet bir cariye müessesesi varmış gibi bunu lanse ediyor, bunu bunu anlatıyor ve roman hızla bütün gençliğe okutuyor. Hala bizim aynı zamanda ders kitaplarımızın bir parçası. Şeyde de sanki geçiyor değil mi? Felatun Bey ve Rakı. Orada, orada geçiyor, da da geçiyor. orada, orada da geçiyor. geçiyor ama ha. burası çok dehşet bir şey yani. Hı -hı. Bu kitap direkt bu konuyu ele alıyor. Aslında İslam dünyasında o dönemde yüzyıllardır cariyelik müessesesi artık gündemden kalkmış. Hı hı. sadece sadece değişik Hristiyan ve Pagan unsurlar erkek çocuklarını sattıkları gibi, Kafkaslar'da bu çok yaygındı hı hı. kız çocuklarını da bazı Slavlar da yapardı, bunu hı hı. parayla birliğine satarlardı evet. ve siz bunu alırdınız, bu tam bir köle falan değildi, bu bir tür işçi alımı gibi bir şeydi hı hı. şimdi sen gel de Fransızların Haiti'deki köleliğini görmem, Güney Amerika'daki İspanyollarınkini görmem Kuzey Amerika'daki kölelik faciasını görmesi, Ama siyahi beyaz şeyden. otobüse binemiyor, yani. Yani. beyazlar otobüse binemiyor bunları görme de gel Sergüzeş diye bir roman yaz ve de ki İslam dünyasında kölelik var. Şimdi bu, o, dehşet bu dehşet <laughs> bir algı operasyonudur. Buna karşılık Müslümanlar sesleri kısılsa da, tutuklansalar, işkence görseler, bir daha Mekke dönemleri yaşatılsa da gerçek anlamda Müslümanlara Mekke dönemi cahiliyesi yaşatılsa da mesela İslam'da kölelere verilen haklar ve azatlı kölelerin yükselişi. Efendim kadın eziliyor diye romanlar yazılıyor. Mesela orada o Osmanlı ilk romanlarına, tiyatrolarına bakın. Operasyonu zaten edebiyat üzerine okumanız lazım. Tarih üzerinden değil. Operasyon edebiyat ve basın üzerinden okunuyor. Yani sizin Gazete burada edebiyatın bir parçası. Bizim meşhur bütün edebiyatçılarımız gazetelerin ve dergilerin yayın yönetmenleridirler. Komple Ay, yani. Evet, Komple evet. Yani. Hepsi. İşte evet. Namık Kemal, ister Hı -hı. Şinasi, ister diğeri, abla Hakamididir bilmem aynı zamanda gazetenin güçlü bir yazarıdır abla Hakkami. Yayın yönetmenliğini Hı -hı. hatırlamıyorum ama şey eh, Ahmet Mithat Efendi gazete sahibi ve yazarıdır. Bunlar bu konuları alırken biz de başlamışız. İslam'da kadın hakları. Şimdi biz avantajlıyız. Faziletleri anlatmaya başlamışız. Ama da yetinmemişiz. Bizim içimizde ikinci dalga olarak, birkaç dalgası var, İkinci dalgada sosyalizm, sosyalist ateizm yaymaya çalışmışlar. Biz de ilk batıllaşma ateist bir batıllaşma değildir. Hı, hı Ahlaksız bir batıllaşmadır. Evet. Üçüncü dalgamız şey, e, ateist. ise hem sosyalist e, sosyalist ateistleşmedir, hem ahlaksızdır hem ateisttir. Hı hı. Ve perde olarak yoksullarımızı sömürme anlamında araya sosyalizmi koyar. Yani ee, batıdan geleni ırkçı, kapitalist ve liberaldi. Sovyet ee, Sovyet Rusya'dan e, geleni ise yoksulluk, perişanlık yani İslam ilk... İslam aleminde sistemin çökmesiyle ortaya çıkan yoksulluğu süstimal eden bir ateizm dalgası ve ahlaksız bir dalgaydı. Şey gibi görünüyor. E şimdi ilk dalgada sanki Osmanlı elit tabakası hedef alınıyor. İlk dalga genelde elitleri. Tabii ki. İkinci dalga ise fakirleri, sosyalizm üzerinde. Toplumu hedef alıyor. Evet, Aslında 3 üç, üç, dalga al... halinde. Üç yani. zaten Türkiye Batı İslam'da anlattım. Birinci dalga salt elitleri. Hı, -hı. İki, bu Arap dünyasında da böyle. Evet. İkinci dalga orta sınıfı. Hı, -hı. Üçüncü, da üçüncü, dalga tamamen yoksulları. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Yani bir taraftan e, Ziya Paşa gibilerini hı hı. E, öte yandan e, işte Mustafa Kemal gibi toplum kesimlerinden e, gelenleri nihayetinde fabrikadaki işçi evet belki çok ondaki insanı dalga dalga bu şekilde geliyor. Şimdi burada ne anlatmalı meselesi asa Ramazan'da neyi anlatmalı? Ya zaten biz onu konuşuyoruz e, Evet, Ramazan'da neyi anlatmalı? Biz faziletleri anlatmaya başlayınca ortaya Gençlik ve kadınlar hedef alındığı halde hı hı. gençlik ve kadınların omuzlarında çok güçlü bir İslam akım başlıyor. Evet. Şimdi bir anda ve dört yanda başlıyor. Malezya'da, Endonezya'da, Fas'ta, Cezayir'de, Mısır'da, İran'da, Afganistan'da, Pakistan'da başladığı gibi en sert batıllaşma dalgasına mevzu olan Türkiye'de başlıyor. Hı hı. Şimdi. Türkiye'deki batıllaşma dalgası Arnavutlukla kıyaslanıyor. Bu Orta Asya'yla kıyaslanıyor. Özellikle Arnavutlukla. Mutlak bir yasağa dayalı bir hı, hı. dalgası. Yani 1925 ile 1950 yılları arasında 25 yıl boyunca 25 yıl boyunca dünyanın en katı layık dalgası estiriliyor burada. Ama bu katı layık dalga dahi biz 60'lı yılların başlarına geldiğimizde çok nitelikli. Mühendis, doktor, çok ilginç ama ya, iyi bir şey. edebiyatçı, eli kalem tutan edebiyatçı, şair. Osmanlı'nın belki devamıdır ama o, o yani, eğitimin hala etkisini sürdürmesinin. Çok nitelikli bir kitlenin ortaya çıkmasını engelleyemiyorsunuz. Efendim yani. komünizmle mücadele eder şu bu, bu? Nereden eleman bulacaktı? Bir kere Necip Fazıl demiş ki benim yerim bura değil gelmiş. Edebiyatçı olarak gelmiş. işte İşte Erbakan Hoca bir mühendis olarak benim yerim bura değil gelmiş. Ali Fuat Başkil bir akademisyen olarak benim yerim değil burası değil gelmiş. Bilmem Korkut Ozan'ı benim yerim burası değil kardeşiyle beraber deyip gelmiş. Doktorlarımız benim yerim burası değil deyip hekimlerimiz gelmişler bu ortaya yeni bir İslami birikim çıkmış. İster sentez olsun, ister sade olsun. Sadeliğe kavuşması zamanı alacaktı. Başta sentezdi elbette. Yani. Ama, ama bir İslami dalgadır. Kabul edelim ki hı hı. İslami hassasiyeti ezana, camiye, tesettüre odaklı onunla beraber günah karşıtı, fuhuşatın yayılmasına, içkinin yaygınlaştırılmasına karşı bir İslami dalgaydı. Batı Buna karşılık bir şaşkınlık dönemi yaşadı. Hiç beklemiyordu ama böyle bir davranış. Ama ya kafası kopmuş hala yaşıyor. Kafası <laughs> <bir> şey. kopmuş <laughs> ve yaşıyor gerçekten yani. Almışsınız başını. Şunu anlayamadılar. Resul-i Ekrem'in dini, ümmeti salt devlet değildir. Devletle ilgili bizde ilk tedbirler henüz mezhep imamlarının önderliğinde alınmıştır. İmam Abu Hanife'nin İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet bin Hanbel'in çok ciddi tedbirleri vardır. İmam Cafer-i Sadık'ın, İmam Zeyd'in ve diğerlerinin çok ciddi tedbirleri vardır. Demişlerdir ki biz bu devletler bozulursa, hizadan çıkarsa İslam'ımızı nasıl ayakta tutarız? Eyvallah. Sonra bu İmam Kuşeyri gibi önderlerle, sonra Gazali'ye kadar gelen önderlerle bu müteşekkil bir yapıya, tarikat dediğimiz yapıya dönüşmüş. Hı hı. 20. yüzyılda bu tarikat yapısı devam etmiş. Ona karşı bir de cemaatler kurulmuş. Onun yanında bir de. Hı hı. Hem tarikatlar varlığını sürdürmüş, hem bir de ortaya cemaatler çıkmış. o Bediüzzaman'ın cemaati, dinin Cemaat cemaati. Yenidenze'deki 50 milyon küsur nüfusa mensubu bugün bulunan Muhammediye Cemaati, Nijerya'daki cemaati ve bütün bunların önderliğinde çok özel bir yere sahip olan İhvan-ı Cemaati derken İslam dünyası tam kafası koparılmış dediğiniz gibi ayağa kalktı. Bu Batı'yı gerçekten şoka etti. Bunun üzerine, bunun üzerine yeni tedbirler alındı. Bu çağın gerçekliğine uygun yeni tedbirler alındı. Devam edelim mi? İkinci sanki süremiz var mı arkadaşlar? Ben de tam emin değilim. Bir bir 4-5 dakikamız var. Tamam. Şu insicamı bozmayayım. Bunu gördüler. Müslümanlar tarikattan cemaate yeni bir savunma geliştiriyorlar. Geliştirdiler. Tarikatta duruyordu medya... bu arada. Tarikatta duruyordu. Tabii tabii tarikat tarikatı dışlamadan yeni bir savunma o da var, o da var. Evet. Çünkü düşman da iki koldan saldırıyor. O da tek koldan saldırmıyor. Geleneksel yöntemlerini de kullanıyor, modernize Aynen. etmiş. Televizyonuyla da saldırıyor. Biz sorumuza gelecek olursak, bu televizyonlar bunun bir aracı mıydı? Yani bu, bu aman fazileti konuşmasın, konuşulmasın. Aman İslam'ın gerçekliği güzelliği konuşulmasın. Biz nerede böyle bir ihtilaf var? Nerede bir şey var? Onu gündeme getirelim. Buna mı hizmet ediliyor? Şimdi o tabii yine e, hakikaten çok e, şey bir mesele, grift ve uzun bir mesele. Hı hı. Bu sefer geçmişte Müslümanların büyük sorunu İslam aleminin İslam'ın özüne aykırı olarak e, cahilleşmesiydi. Yani okuma yazma oranlarının Müslüman toplumlarda neredeyse yüzde birin altına düşmesiydi. Evet. Yani koca bir kasabada Kur'an-ı Kerim okumayı bilen 10 kişi bulamazdınız. Arapça yazan zaten hiç yoktu. Hı hı. Medrese mezunları bile kalem kullanamıyorlardı. Okumayı biliyorlardı lakin bir kısmı. Kalem kullanmakta son derece zayıftılar. Dolayısıyla bizim eski dönemimiz bir tür cehalet dönemi olmuştur bizim açımızdan. Evet. Yani eğer yeryüzünde o gün için e, 250-300 milyon Müslüman varsa 1930'larda mesela 250-300 milyon Müslüman varsa bunun yani nihayetinde 10 milyonu okuma yazma bilmiyordu. Evet, maalesef. Geriye kalan tamamı bu işten beriydi. Bu İslam'ın anlatılmasını hakikaten güçleştiriyordu. Yani popüler anlatım dışında. Folklorik anlatım dışında düşün. Ve bu buna karşılık İslam aleminde modern okullar açıldı. Hı hı. Bu modern okullar bilgi çekicidir. Bir yandan biz bilgi açıdan tükenmişiz. Öte yandan karşımızdaki yapı bilgi açıdan dehşet bir canlılık içerisinde. Zaten bilgisizlik havuzundan bilgi havuzuna doğru sürekli bir akış olur. Bunu engelleyemezsiniz siz yani. Ya yani bilgisizlik bilgisizlik potasından diyeyim, cehalet potasından bilgi potasına doğru aynen aynen yoksul bir ülkeden zengin bir ülkeye doğru göç gibi göç olur. Fıtridir. Şimdi fıtridir önüne geçmeniz mümkün değil. Bu, bu fıtriyedir. Evet. Şurada bilgi vardı, şurada bilgi yoksa siz duvarlar böyle Berlin duvarları inşa ederek, mayın tarları koyarak engelleyemezsiniz. Hı hı. Geçersiniz. Mesela biz bizde e, Suriye'de medreselere müsaade edilmişti. Fransızlar bu arada. Hı hı. Türkiye'de medreseler kapatılmıştı. Bizden Suriye'ye mayın tarlasına rağmen sonraki dönemde insanlar geçip orada bilgileniyorlardı. Dolayısıyla batıda da bir bilgilenme aşaması varsa buna geçilirdi. Hı hı. Şimdi cahil kalmış, cahil bırakılmış demiyorum. Biz burada dış bir unsur söz konusu değildi. Hı hı. Bizde bir ihyanın oluşmaması. Evet. Devletlerimizin maalesef asker kafalı olmaları yani bu hı hı. biraz aynen öyle e, kökenle de alakalı. Yani İslam alemine 1500 yıllara sonra hükmeden 3 devletimiz Türk devletidir. Hı hı. Bunlar Askeri Babur, mantıklar. Babur, Babur devleti, Safevi devleti ve yani Safevi ve Ardılları ile Osmanlı tümüyle tümüyle Türk Asker askeri yapı üzerine kuruluydu. Evet. Daima güvenliğe odaklıydı ve güvenliği sağlarsa her şeyi halledeceğini düşünüyordu. Hı hı. Bu konuda ulemanın çok da önerilerine açık da değildi Osmanlı'yı kuran Türklerin aksine. Hı hı. Babur devletini kuran Türklerin aksine, hatta Safevi devletini kuran e, 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 ilk Safevilerin aksine. O zamanla devlet bu devletler, bu Türk devletleri doğrudan bir güvenlik şeyine gidiyordu yani bu güvenlik mantığına yani askeri hı hı. bir mantığa ve bu onları da İslam halinde yıkan bir unsura dönüşüyordu. Evet. Kuruluş felsefelerini unuttular. Kuruluş kuruluş şunu sağlayan o dinamikleri, evet. dinamikleri gittikçe bertaraf ediyor. Hı hı. Gittikçe tamam tamı tam, tam tamı tamam. Bir militarist bir şey bir dedi. askeri bir devlete evet. dönüşüyordu. Dolayısıyla Müslümanlar cahil kalmışlardı. Kabul edelim çünkü Doğru. bir yerle alakalı değil. Yani eğer sadece Afrika'da İslam medeniyetiyle hiç tanışmamış Müslümanların cahil kalmasından bahsetseydik biz buna bir şey demezdik. Lakin İslam aleminin genelinde yani bunun Türkiye'sinde, Osmanlı'sında, İran'ında ve Hint kıtasında da okuma yazma oranları %10 falan bile değil yani. Evet, çok değil. %10 olsun hadi. Ama %25 değil. Yani bir de oku diyen bir din. <laughs> oku diye, diye başlayan bir ona <laughs> karşılık batılı, batıdan bat, batılı okullar açıldı ve batıya öğrenci götürüldü. Hı hı. Bilginin yönü bir kere burada bir değiştirildi. Bu bir istilaya dönüştü. Bizde biz de şunu anlatıyordum orada. Açayım. Bizim cehaletimizden istifade ettiler. Lakin biz 1990'lı yıllara geldiğimizde artık cahil bir ümmet falan değildik. E, özellikle İslami kesim, İhya ile uğraşan kesim dünyanın belki yani yok yanlarıydı. Her Müslümanın evine bir kitaplık oluştu. Yani siz Karacadağ'ın bir Dağ'ın bir köyüne gittiğinizde eğer orada İslami ihya ile tanışmış bir kişi varsa veya Toros Dağları'na gittiğinizde veya Rize'nin herhangi bir yaylasına evine küçük bir kitaplık kurdu. Ya Risale vardı, ya Seyyid Kutup vardı, ya Hasan el Benna vardı. Kim olursa olsun <laughs> kitapla evet. ümmet yeniden buluştu. Hı hı. Kitabın kanatları oluş şey ümmetin kanatları oluşmaya başlamıştı. Bunun için yeni bir tedbir gerekiyordu. Diğer bölümde buna devam i̇kinci edelim. Bu. Nasıl evet. bir tedbir getirirler? Evet. Ve bugün ne yapmak gerekiyor Ramazan'da? Ne anlatmalıyla alakalı olarak muhasebemizi yapıp değerlendirmeler yapıyoruz. Evet, e, ikinci bölümde devam edeceğiz. E, hakikaten çok bağlantılı. Çok çok bağlantılı. Biz meselenin belki 200 yıl geriden geldik. Yani e, televizyonlarımızda neden Ramazan hakkıyla ifade edilmiyor? Ee, i̇nşallah ikinci bölümde bugüne geleceğiz. Ee, kısa bir ara efendim. Evet devam ediyoruz hocam. Şimdi e, birinci bölümde e, Müslümanlar kitap okumaya başladı. Müslümanlar bilgiyi tekrar bilgi evet. merkezli bir toplum oldular. Yani i̇fade ettiğiniz gibi gerçekten bilgi bizim neyimize diyen bir toplumdan... ...tekrar bilgiyi merkeze alan bir toplum olmaya başladı. Ve dünyanın her yerinde hiçleşen Müslümanlar... E, bir, ...her tarafta iktidar değilse ben bunu çok iddialı söylüyorum... Dünya bütün İslam dünyasında Müslümanlar ya iktidardır ya ana muhalefettedir. Evet. Üçüncü bir seçenek değildir. Ya muktediriz ya e, ana zorluyoruz. Bu çok mühim bir nokta yani. Evet. evet. E, bu <coughs> hamdo inanılmaz bir şey ama böyle şöyle bir 80-90 yılda bu hale gelmek. Çünkü bizim çocuklar okumuyordu o zamanlar. Peki günümüzde e, bizi nasıl durdurmaya çalışıyorlar? Bunu yapan şu ana kadar birinci bölümde anlattığınız şeyi yapan adamlar da boş durmuyordur. Duramaz biliyor ki dursa, dursa işler onlar açısından iyi bir noktaya gitmeyecek. Hı hı. Şimdi dedik ki bizi cehaletten vurdular. Fakat 90'lı yıllardan sonra İslam aleminde hem okuma yazma oranı artıp hem İslami kesimler en iyi okuyucular olunca ve burada İslam'ın da temel yayılma aracı bilgi olunca, ilim olunca e, uyanmış, ihya olmuş Müslümanlar toplumun en bilgeleri olacak. Öyle ki geleneksel ulemanın bile mücadele edemeyeceği Birer böyle bir köye, bir kasabaya, bir mahalleye, bir üniversiteye girdiği zaman etrafında hemen bilgisiyle insan toplayan bir aydın insan tipi olarak ortaya çıkınca bilgiyi etkisizleştirmeye dönük hatta zararlı bir yöne dönüştürmeye dönük bilginin kendisini bir silaha dö döndürmeye dönük yepyeni bir çalışma yapıldı. Bu kez bilgiyi bir yere girdin miydi onu yok edemezsiniz. Hı hı. Lakin ona karşı tedbirler geliştirebiliyorsunuz. Bir bilgiyi renklendirme. Biz buna etkisiz renklendirme diyoruz. Etkisizleştirme renklendirmesi diyoruz. Çok sayıda bilgi üretme. Bilgi amallığı. Çok sayıda bilgi karmaşıklığı. Hocam. Hı, hı Daha önce daha önce daha önce ışık yoktu. Şimdi çok sayıda ışığı aynı anda zemine vererek gözlerinizi göremez hale getirme. Evet. Operasyonu yapılıyor. İki kör, iki farklı körlük. İki farklı körlük. Daha önce karanlıktasınız. Hı -hı. Şimdi aydınlığın karanlığındasınız. O kadar Eyvallah. çok ışığı üzerinize doğru gönderiyor ki siz hangisinin yol gösterici ışık olduğunu anlayamıyorsunuz. Işığın gayesi ise yolu göstermek. Fakat etrafta o kadar ışık var ki yol nerede? Bunu bilemiyorsunuz. Nereye gitseniz çukura saplanma gibi ihtimaller. var. İlk anda bu sizi çaklı bırakır. Dine karşı din yani. Tabii tabii <laughs> sizi çaklı bırakır. Siz evet. Burada çaklı bırakır. İlme karşı bilgi gibi yani aslında burada Hı -hı. ve burada ve bir bilgi kirliliği meydana getirildi. Öncelikle. Vatandaş bir şaşırmaya başladı. Çok sayıda İstanbul'da dergi, yayını falan bunlar böyle zannedildiği gibi iyi şeyler değil. Bir anda bir, bir dergi okurdunuz ona, ona tabi olur giderdiniz. Bir de baktınız ki İstanbul'dan 20 adet dergi geliyor Kırtasiye'ye. Her biri de ayrı bir şey söylüyor. Birbirini destekleyen hiç iki dergi yok. Hı hı. Neredeyse. Evet. Biri A diyor, biri B diyor, biri C kafanız diyor. Kafanız karışıyor. Bir kere kafanız bir karışıyor, bu bir duraklama evet. getiriyor. Öte yandan, siz o güne kadar İslam'ın faziletlerini anlatıyordunuz. Sizi İslam'ın ihtilaflarına çıkmaya başlıyor bu yayınlar. Bir bilgi çokluğu. Aynen. Şimdi, yani 1400 yılda az çok bizim ne zaman iftar açacağımız, ne zaman da oruca başlayacağımız, gayet bellidir. Nettir. Hı, hı Beş dakika önce, beş dakika sonra da Müslümanlar hiç diye yani. almamışlardır. Güneşin batışını görmek için üçüncü, dördü bir göze ihtiyacımız yok. Evet. Her yaşlımız bir aynı zamanda vakit uzmanıdır. Cami önündeki her yaşlı şöyle baktığı zaman saniye farkıyla, Aynen. hadi bir iki dakika farkıyla güneş batmıştır veya batmamıştır fecir doğmuştur veya doğmuş adam. Birden efendim dedi şimdi biz bu Ramazan'ın sa saatinde mi tutuyoruz dedi. Bu orucu saatinde mi? Yıllarca bunu tartıştırıyor. Şu mezhepler eskiden yoktu şimdi var. Bu bidat mıdır? Efendim şu işte tarikatın kendisi, şu cemaatin kendisi ve burada en büyük darbeyi biz neredeydik? Gündem sattırmadan yedik. Şimdi e, zaten bu konular geçmişten bazı ilmi merkezlerle, bazı tartışmayı meslek edilen, bundan keyif alan niteliksiz münazaracılar arasında konuşuluyordu. Hı hı. Vardı bunlar yani, konuşan vardı. Akademilerde konuşuluyordu, medreselerde konuşuluyordu. Şunu doğru mu yapıyoruz, onu yanlış mı yapıyoruz? Ama bunun kamusal bir tarafı yoktu. Hı hı. Bu perde arkasında kalmıştı. İslam'ı ihya eden gençliğin, İmam Hasan Ebenna'nın imametindeki gençliğin fazileti ise, hiçbir şekilde bu tartışmalara, bu fıkhi tartışmalara girmemesidir. İmam Hasan el-Benna e camide vaaz verdiğinde onu bu tartışmalara çekmeye çalıştıklarında arkadaş biz bu işte yokuz, biz burada başka işler anlatıyoruz demesidir. Üstad o zaman mesela imanı anlatıp diğer sahalara fazla girmemesi, set Kutub'un sakın üzerimize gelmeyin, biz sizinle uğraşmayacak kadar büyük işlerle uğraşıyoruz demesi. Bizi akide meselemiz var, iman meselemiz var, İslam'ın temel esasları meselesi var. Efendim teyemmümde şu noktaya kadar varılır mı, varılmaz mı? Ben, ben dersi et kutup. Şafii'de gördüğüm kadarıyla böyleydi. İmam Malik'te gördüğüm kadarıyla böyleydi. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Lakin şimdi biz bu, bu, bu dinsizliği nasıl ortadan kaldıracağız? Gel onu konuşalım. Dolayısıyla gündemimizi biz belirliyorduk ki bu Resul-i Ekrem'in imametinde gerçekleşen bir husustur. Yani onlar e, gelip Resul-i Ekrem'e Yahudiler bir soru soruyorlardı. Kur'an-ı Kerim ona karşı Müslümanların işine yarayacak bir malumat vererek Müslüman gündemini koruyordu. Dolayısıyla Yahudi ne yaparsa yapsın Resul-i kendi gündemine çekemiyordu vahyin önderliğinde. Bizim bu halimiz Vahyin önderliğinde kendi müsbetimizi ifade harekatiydi. Kendi müsbetimizi. Ya şimdi genç bir gel bakayım. Şu abdest tamı tamına Şafiye göre nasıl alınır? Beni hiç ilgilendirmez diyebiliyorduk. Peki çoğumuz çok iyi biliyordu değildik. Ama pek çoğumuz bir genç nasıl dinsizlikten korunur ve nasıl bu memleketi kalkındırmanın, ilerletmenin, gelecekte yeni bir dünya kurmanın yoluna götürür bunu biliyordu. Bir kusur falan değildi. Hı hı. Bu zaten bir, bir yöntemdi yani. Evet. Buraya odaklı. Kendine yetecek kadar fıkhi bilgileri, herkes ilmihal bilgilerine sahipti. Mesele çünkü açık, i̇şte ana açık, sorun var açığımız yani. fıkhi bilgiler meselesi değildi. Değil yani. Açığımız bambaşka bir sorundu. Hı hı. Üstelik Müslümanların Medine'de bile fakih, hepsinin fakih olmadığı malumdur. İçimizde çok iyi fakihlerin yetişmesi lazım. Büyük bir fakih açığımız vardı. Kabul hı hı. ediyorum. Evet. Lakin toplumun hepsinin fakih olması hem mümkün değil hem gerekli değildir hem mümkün değil hem de gerekli. Hem gerekli değildir. Şimdi hepimizi fakihliğe sevk edecek bizi tartışmalara efendim. Başladık evlerimize. E, mezhep kitaplarının ayrıntılarını, fakir ayrıntılarını evlerimize sokmayan sonra temel tartışmalara ben A diyeceğim, Mustafa Hocam diyecek ki B, sonra kendi aramızda tartışacağız. Bunu evimizde yapacağız, bunu iş yerimizde yapacağız, bunu e, kurumlarımızda yapacağız. Daha önce evlerimizde iş yerlerimizde, toplu taşıma araçlarında, sokaklarda, biz İslam'ı anlatıp çevremize ışık saçarken toplum bizi her yerde tartışırken gördü. Evet. Ve enerjimiz birbirini yiyor. Gündemimizden saptık. Hem toplumun gözünde cedelleşen itibarsız evet. insanlar olduk. Aslında bir, bir nevi Müslümanların sosyalistleşmesi bana öyle geliyor. O, operasyon aynı. Evet. Operasyon. Fakat yine Müslümanların bir kısmı ee, özellikle cemaat halinde olan Müslümanların bir kısmı bunu, bu oyuna gelmediler. Dediler ki hmm. biz sizin gündemlerinizle uğraşmıyoruz. Benim böyle e, o dergi, Hayır, başka bir derdi. Yayın öğretmenlerine birine söylediğim bir söz vardı. sizin derginizi okumuyorduk. Niye birader dergimizi okumuyordunuz? dedim ki bizim e, derdimiz memleketimizde İslam'ı anlatmaktı. Sizin derdiniz kendi mezhepsel çizginize insan çekmekti. Aramızda bir hedef farkı vardı. Sizin derginiz bizim hedeflerimize hizmet etmiyordu. Hı hı. Aksine bizi kedelleşmeye veriyordu. Götürüyor, Tartışmaya gö e e götürüyordu. Şimdi bir kısmımız kendi bu şekilde koruduk, muhafaza ettik. Evet. Lakin bu sefer o bahsettiğiniz televizyon aygıtı ortaya çıktı. Başta televizyon evlerde bulunmuyordu. Hı hı. Sonra yayıldı olmayan yerlere toplandık. Çünkü 28 Şubat'tan itibaren Türkiye örneği bu. Evet. Aslında bizden önce bu Suriye Mısır, Pakistan gibi noktalarda denendi. El-Ezer uleması modernistler arasındaki tartışmalar adı altında. Hı hı. Efendim, selefilerle diğerleri arasındaki, sufiler arasındaki tartışmalar. Bir selefi toplumun akidesini ıslahla uğraşıp bir sufi de ahlakıyla uğraşıyorken ve bu ikisi bir dayanışma ortaya koyarken temelde ve ikisi aynı zamanda birbirini dengelerken. Hı hı. İkisi birbirini dengelerken. Ne Selefi kurulaşacak ne Sufi temel meselelerden yoksunu kalacak. Bence ortaya bir ümmet birikimi çıkarken Selefi ile Sufi birbirini yemeye başladı. Daha önce bunun kökleri denenmişti. Vahabilik meselesi üzerinden denenmişti. Suudi gerçekliği üzerinden Vahabiler kenleksel diğer Müslümanlara karşı bir tür savaş başlatmışlardı. Ve bu Müslüman enerjisine çok ağır zararlar vermişti. Bunu canlandırmaya dön. Tüm İslam alemine yönlendir. Yani döndü. içeride ihtilaflara oynayan, ihtilafları merkeze Suudi Arabistan'da da. özel enstitüler kuruldu sadece Suudi'de kurulmadı. Hı hı. Çok yerde kuruldu. İmkanları eskiden beri Batı ile işbirliği içinde olan bazı hiç tahmin etmediğimiz gruplar vardı. İhmal ettik onları. Suudi deyip durduk ama başka yerlerde ta Safavi günlerinden itibaren efendim Almanya'ya gidip oradaki enstitülerde, İngiltere'ye gidip oradaki enstitülerde birikim toplayan Fransız üniversitelerinde başka yapılar da vardı. Biz bunu çoğu zaman ihmal ettik. Bu iki yapı kendi arasında tartışıp bizim gündemimizi, bunların ilahiyatlarda sanki onlardan herhangi birinden yanaymış gibi tipler vardı. Çoğu aslında dindarlıkla alakası olmayan isimler. Ekranlara çıkıp bizim hesabımıza tartışmaya başladılar sahur vakti ne zaman? Evet. Bilmem. Eee e, tesettürün boyutu ne? Ya bilmem boyutları var. Herkes konuşuyor bunu yani. Kitaplarımızda geçmiş mezhep görüşleri bellidir. İstediğinizde tabi olan bilirsiniz. Yok şunun boyutu ne? Onun boyutu ne? Bunun boyutu ne? Hadislerde zayıf hadis, mevzu hadis bilmem Hı -hı. şu bu ortaya karma karşık. Her akşam televizyonunuzu açtığınızda bir dini tartışma görüyordunuz zannediyordunuz ki aslında bu dini gündeme getirmedir. Hayır. Bu dini gündeme hükmetme yönünde bir operasyondur. Evet. Çok ciddi ama yani, klasından bir operasyon. idi. Di, aslında şey gibi bir şey sanki. Eee dindara gündem belirleme. Diyor ki Tabii sen değil. namaz kılın diyenleri dinlemeyin. İşte namaz kaç vakittir diyen diyenleri dinleyin. Yani namaz kaç vakittir tartışılma bile. Ama namaz kılın diyen adamı kimse dinlemiyor. Malciyi oraya çıkarıyor. Evet, malciyi koyuyor. Üç vakittir. Diğeri diyor iki vakit. Şimdi burada ihya, İhya ehlinin kendi fazilet anlatımını yani İslam'a daveti bırakıp bu münazaranın bir parçası haline gelmesi yönünde ciddi çabalar harcandı. Ve bu yönde bu yönde bir başarıya ulaşıldı. Gerçekten mühim bir kısmımız kendi özel gündeminden vazgeçip gelip bu boş gündeme sahip çıkmaya başladı. Kürsü'deki vazilerimiz bununla uğraşmaya başladılar. Ekran yüzlerimiz çok hayırlı hizmetler yapan. Ekran yüzlerimiz semtlerde halka İslam'ı anlatma konusunda varsın mevzu hadisler üzerinden anlasın. Hı hı. Harika bir İslam anlatımı olan hocalar şimdi görüyoruz piyasa şuna buna reddi edip kendini mahvetmek. Kendini, kendini anlatacağına başkasını anlatıyor. Gerçekten üzülüyorum. Hakikaten evet. çok üzülüyorum. Zira o insanlar bu 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 memleketin dindarlaşmasına çok büyük katkılar sağladılar. Çok büyük hizmetler ettiler. Benim senin yapamayacağınız hizmetleri yaptılar belki. İmkanları vardı çünkü. Hı hı. Şimdi kalkıp da A şahsıyla, B şahsıyla her gün o onun bilmem, tabutuna çivi çakma, bunun tabutuna çivi çakma çok garip şeylerle. Şimdi son dönemde yine bu yönde bir çabalışma var. Onun için söylüyorum. Şunu bilin ki ne zaman ki bazı o 28 Şubat unsurları böyle fırsat buldukları an hemen bu işlere başlarlar. Ben Kodları konusu çok konuşmak istemiyorum. Bazı kotları var onun yani. Evet. Bazı temel kodları var. Şu anda hepsi piyasada yani. Hepsi piyasada. Ee, ve herkesi etkisizleştirme. Şimdi biri bana reddiye yazacak, öbürü de ona reddiye yazacak. Hepimiz birbirimizi nötrleştireceğiz. Hı -hı. Çok ciddi bir operasyona ee, sonuç şey. Şimdi Ramazanda biz ne yapalım? Biz o, o... ne yapalım? Evet. Biz bu tartışmalara mı katılacağız? Yani Hı -hı. evlerimizde her gün diyeceğiz ki şu kıyafetli, o kıyafetli falan hoca Şöyle diyor, onun dediği doğru, bunun dediği yanlış deyip, evlerim, Ramazan ortamımızı, iftar sofralarımızı, efendim sahurlarımızı, günlük konuşmalarımızı, bununla mı kirleteceğiz? Bu etkisiz ve etkisiz değil aslında. Bıçak gibi kesen, zarar veren bu istila operasyonuna e, asker mi olacağız? Yoksa biz İslam'ın faziletlerini anlatmaya devam edeceğiz. İslam insanlığa ne getirdi? Ve İslam insanlık İslam Müslümanlar gerileyince insanlık neler kaybetti. Esasen bu programın konusu o olacaktı. Hı -hı. Bunu, 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 tercih ettik. Ona öncül olur evet diye. Ne getirdi? Bunca faziletimiz var. Göreceğiz ki Hı -hı. bunu anlatmaya başladığımız an bundan kafirler rahatsız oluyor. Bundan dinsizler rahatsız oluyor. Ve halk dinlemeye başlıyor. Avam dinlemeye başlıyor. Bunun için vaizlerimiz, murşitlerimiz, İslam davetçilerimiz, sufilerimiz, Ey günahkar olup, kendi ıslah etmeye çalışıp, etrafına da bir şey anlatmaya çalışanımız, burada, burada, İslam bir Ramazan boyunca İslam'ın faziletlerini anlatmak lazım. Bir Ramazan boyunca İslam'ın üstünlüklerini göreceğiz ki, bize bir moral, bir cesaret geliyor. Çevremize bir moral, bir cesaret Ama geliyor. Mutlu oluyoruz. Çünkü aydınlatan, aydınlanan ve aydınlatan mutlu olur. Aydınlanıyoruz ve aydınlatıyoruz. Evet, evet. Orada bir sosyal deney yapabiliriz. Bir ihtilaf konusunu konuşalım. Bakın nasıl büzüşüyor. Yüzleri şimdi, bile değişiyor. Yüzümüz, yüzümüz <laughs> kararmaya başlıyor. Bir de bir hoş bir konuyu konuşalım. Hmm. Lakin şeytan daima bizi dedikoduya çekmeye çalışır. İhtilafa çekmeye çalışır. Biz kendimizi burada sorgulayalım. Biz bir Müslüman tartışmacı mıyız? Yoksa biz burada İslam'ın faziletlerini anlatan bir irşat ehlimiz, bir davet ehlimiz her Ramazan'da küffarı kahredercesine İslam'ın faziletlerini anlatmak lazım. Göreceğiz ki çok fayda veriyor. Yani. Göreceğiz ki insanlar insanlar etkileniyorlar. Bugün etkilenmeyebilir. Dinsizlik iddiasında bulunabilir. Deist iddiasında bulunabilir. Siz 20 yıl sonra o insan ıslah olduğunu göreceksiniz. Yeter ki meseleye meseleye e, müspet e, bakalım. Meselenin olumu taraflarını anlatalım. Galiba burada anlatmıştık ama çok sık anlatıyorum. E, bah bahsetmemiz lazım. Meşhur bir fayda verir diye yine bahsetmemde o fayda var. Bir bahsedeyim. Meşhur bir Nimetullah Hoca vardı. Bu İslam davetçisi Japonya'da. O anlatmıştı. Diyordu ki işte 60'lı yıllarda Almanya'ya İslam'ı anlatmaya gittim. Bizim Türkler diyor mehanelere doluşmuşlar. Hı hı. Ben kapıya gittim dikildim. Mücahitler dedim 5 dakika beni dinleyin. Adamlar diyor önlerindeki bir içkiye baktılar bir bana baktılar ne mücahidi ne hali. Ama diyor aslında ben diyor köklerini hatırlamaya çalıştım diyor. Siz mücahit evlatları iken ne haldesiniz diye. Beş mı anlatıp anlatıp gittim. Bu arada Mekke'de yaşıyordu son dönemde. Daha sonra Japonya'ya geçmişti. Bir gün diyor Kabe'yi ziyaret ederken baktım diyor biri çok sert bir şekilde omzumdan tuttu. Yüzüme baktı. Hocam dedi ben o meyhanedeki mücahitlerdenim dedi. Allah. Im. Anlatınca oluyor dedi yani. Anlatınca oluyor. Meyhanedeki mücahit. O meyhanedeki mücahitlerdenim dedi. Anlatınca oluyor. Lakin neyi anlatacağız? İslam'ın üstünlüklerini, İslam'ın kadına verdiği hukuku, gençliğe verdiği rolü, dünyayı aydınlatması, İslami eğilimlerin nasıl şey burada şunu ifade etmekte fayda var. Bakın başka bir programda inşallah ama olsun böyle bir özü vereyim. Anadolu Selçukluları öncesiyle Resul-i Ekrem'in ashabının muteseferine çıkması arasında neredeyse 500 yıllık bir süre var canım. 500 yıl. Bu 500 yılda yüzde belki 90'ından fazlasında Müslümanlar galip gelmiş. Toplamında katledilen insan sayısı biz saymamışız ama Batılıların sayımına göre 130 bin. 500 yılda 130 bin sadece sadece Endülüs'te katledilen Müslüman sayısı ise 30 şey 7 10 milyon arası. Hı hı. Amerikalıların 1492 ile 1911 arasında öldürdükleri yerli Amerikalı sayısı 70 milyon. Hı. Avrupalılardan öldürülenler Batı İç Savaşı'nda İngiliz Amerika'ya yerleşen kesimler, sömürge savaşları dediğimiz savaşlarda katledilenlerin sayısı 35-40 milyon. Zannederim mesele bütün şeyle anlaşılabilir. Hocam sadece bir Hiroşima'ya attığı bomba yetiyor. Biz bunu niye anlatamıyoruz? Hiroş, İslam'ın, <laughs> çok teşekkür ederim, İslam'ın ilmi nur iken bunların bilimi dahi nar olduğu Hiroşima'ya da insan yaktı. Ve bugün biz 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Son Amerikan devlet başkanları Trump'tan öncesi işte Obama efendim Clinton Bush döneminde istila edilen ülke sayısı 9 hı hı. katledilen insan sayısı sıkı durun 11 milyon haberimiz bile yok. Sadece Güney Sudan iç savaşında 1,5 milyon insan ölmüş tamamı Hristiyanlardan. Şu ayrılma bölge, bölge sürecinde. İslam dünyaya ne getirdi diyorlar. Buyurun anlatalım. Dinimizi 500 yılda 130 anlatalım. bin yani. Sonra o zaman görün, görün burada batın acenteleri nasıl panikliyorlar. Efendim diyorlar ama İslam'da mezhepler var diyorlar. Sonra deyip nasıl gündemi saptırıyorlar? Nasıl gündemi saptırıyorlar? Bunun için biz olumlu olanı anlatalım. Eyvallah, eyvallah hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Gerçekten önemli bir konu. Yani e, gündem hırsızlığı yapıldı. Ve Müslümanlar e, maalesef ana e, konuşmaları gereken şeyi kaybettiler. Peki bir öneri olarak onunla bitirelim hocam. Nasıl bir şey yani faziletler ama hani Kur'an okumadır, meal okumadır. yaşama yaşama hani hocalar tavsiye ediyorlar. Hı hı. Lakin anlatmaya gelince her gün İslam'ın bir faziletini gündemimize alıp çevremize anlatabiliriz. Bugün Allah'a Allah imanın önemini anlatabiliriz. Bu da bir fazilettir. Eyvallah. Diğer gün Allah'ın birliğine imanın, Diğer gün Resul-i Ekrem'in yüce ahlakını anlatabiliriz. Diğer bir gün bir ashabın büyüklüğünü anlatabiliriz. Daha bu meselelere vakıf hı hı. arkadaşlarımız, mesela zekat müessesinin sosyal adalete katkısını anlatabilir. Başka bir kardeşimiz, ben geçen yıl bir televizyonda izledim, bir profesör anlatıyordu, bir tıp profesörü, abdestin faziletlerini anlatıyordu. Derler ya böyle bizim böyle avam arasında bittim diye resmen evet, bittim evet. yani. Hı hı. Şu Enseyi Hanefilerde Enseyi mezhebinin faydalarını anlatıyordu. <laughs> Tıbbi olarak inceleme yapmış, çalışma yapmış. Malum sonra bir teyemmümle ilgili çalışma yapan Her birimiz bu yönde Kur'an'ın mücizeleri. Teyemmüm temizliyormuş hocam ya. Ben teyemmüm temizliyor bak. Resul-i Ekrem'in <laughs> tavsiyeleri. Evet. Mesela bir kayırla uykusu bunun faydası her gün her gün her gün İslam'ın bir faziletini anlatmaya dönük kendi bir program yapabiliriz. Hey. Hani deniyor ya bir cüz Kur'an-ı Kerim elbette okuyacağız. Üç hadisi şerif okumak, belli sünnetler var bunları yaygınlaştırmak, kendi günahlardan muhafaza etmek. Lakin İslam hücum altında. Hı hı. İslam hücum altında. Bunların yanında bizim bu hücuma karşı nasıl bir gayretimiz olacak? Bu İslam'ı anlatmakla mümkün. Bu anlatış İslami tartışmalara katılmakla değil, İslam'ı bildiğimiz kadarıyla anlatmakla. Bir baba babaannenin oğlum iyi bir Müslüman ol, İslam iyidir demesi dahi acayip güzel bir tavsiyedir. İnsanın kalbine yerleşir ve onu muhafaza eder. Allah razı olsun hocam. hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet muhterem ee, izleyenler, e, İslam hücum altında ama İslam'ın da öyle bir özelliği var. Hücumu her şekilde bertaraf ediyor hamdolsun. Biz oradaki bir parça olalım, hani karınca'nın işte e, yönünü belirtmesi gibi, tarafını belirtmesi gibi, biz de taraf olduğumuzu ortaya koyalım diyelim. Ramazan ayımız mübarek olsun efendim. Ramazanda bir ara veriyoruz. E, Ramazandan sonra inşallah devam edeceğiz. E, Allah'a emanet olun. Efendim.